Elif Hanım geliyor. Hemen kahvesini hazırlayın. Yanına tatlı bir şeyler, çikolatalı şeylerden hoşlanıyor. Hadi çabuk. Günaydın. Günaydın. Nasıl geçti Roma? Güzeldi. Hiç aramadın. Keşke bir arasaydın. Neyse. Ya bizim seninle hemen erkek koleksiyonunun lansmanı için konuşmamız gerekiyor. Reklam ajansı çalışmalarını tamamlamış. Çok da iyi iş çıkarmışlar. Artık bizim karar vermemizi istiyorlar. Bu öğleme için uygun olur musun? Konuşuruz bunları. Aslında ben odaya çıktıktan sonra 20 dakika içinde hazır olurum. Yani yemeğe kadar beklememize gerek yok. Toplantıyı odada yapabiliriz. Tamam. O zaman sen kahveni iç. Ben hemen gelirim. Tamam. Bak güzel kız. Şimdi arkamı dönüp gidersen bunun bir daha geri dönüşü yok. Belki de ben senin için hayatımı yaktım. Babamı karşıma aldım, herifi düdükledim resmen. Ve ben senden böyle şeyler yapmanı istemedim ki. Ne demek istemedin? Bir aile istiyorum dedin. Bir ailem olsun istiyorum dedin. Al sana bir aile veriyorum, kalbimi veriyorum sana. Ben senden hiç yalan dolu kandırmaca bir aile istemedim ki. Elif'e neden kızdığımı hatırlıyor musun? Bana yalan söylediği için. Ama meğer Elif değilmiş beni kandıran, senmişsin. Ya ben sana inandığım için aptalın salağın tekiyim ben. Ya ben gerçekten aptalım. Anladım, bana küsmüşsün. Ama bunları evimize gidince konuşuruz. Zaten düşündüğün zaman ne kadar çocukça davrandığını anlayacaksın. Ben seninle hiçbir yere gelmiyorum. Bunu kafana sok Fatih. Ne seni ne de yalan dünyanı istiyorum. Sen bana hayatımdaki en büyük acıyı yaşattın ya. Nilüfer, sen benim karımsın. Sana düş önüme gidiyoruz diyorsan benimle geleceksin. Bu evliliğin sadece manen anlamı var. Yasal olarak hiçbir dayanağı yok. Soyadın soyadın mı? Hayır. Ben hala Deniz Erim. Aslında çok komik değil mi? Sen bana karımsın diyorsun ya, ben senin soyadını bile bilmiyorum. İşte sen bana bu kadar yalan bir dünya verdin Fatih. Belki de Metin demeliyim ha? Belki de gerçek adın Metin'dir. Yani belki bu da yalandır. Adım Fatih Dündar. Dündar mı? Tayyar amca ile bir... Ben birkaç saat daha buralardayım. Hava kararınca annemin yanına gideceğim. Ülkeden çıkacağım. Eğer beni aramazsan... Yine eskisi gibi yapacağım. Seni zorla götüreceğim. Sana öğretmiştim. Zorla güzelliğin nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. Eğer unuttuysan yine öğretirim. Sen şu an kabul etmesen de biz birbirimiz için yaratıldık. Seni bu dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Dünyayı ayaklarına sereceğim. İzin ver bunu senin rızana yapayım. Oğlum kamerayı kontrol ettin mi? Sağlam mı? Çalışıyor mu? Abi sorunsuz değil kamera. Kameraya. İçinden kartı alacakmış. Bilgisayar ekleyeceğiz. Bitti gitti. Ya keşke şu işi sorgu odasında yapsaydık. Gerek yok. Avukat bey de geldi. Tamam artık, kusura bakmayın. Geciktim. Kiray bey emin misiniz? İsterseniz önce yalnız görüşelim. Eminim, eminim. Eminim. Başlayalım. Bir su alabilir miyim? Ben gideyim. Kiray Bey, iyi misiniz? İyiyim.
İyiyim, çok iyiyim. Her şeyi anlatacağım. Nedim kızı Dilara Taşlar'a yasa dışı organ nakli yaparken suçüstü yakalandınız. Yüksek sesle. Evet, doğru. Ne zamandan beri yapıyorsun? ...1992'den beri. Peki tek başını mı organize ediyorsun yoksa başkaları da var mı? Ben sadece nakil operasyonlarını yapıyorum. Hastaları ve organları bulan ekip başka. Şimdi işin başındaki isimden başlayalım. Biraz erken mi geldim? Yok, imzalamam gereken birkaç şey vardı, onlara bakıyordum. Ben burada beklerim, sorun değil. İster misin? Yok, az önce imzaladım. Sen Hat'la mı ilgileniyordun? Pek tarzın değil gibi ama. Aslında hayır, ilgilenmiyordum. Ne büyük kayıp değil mi? Hediye olarak geldi. Erkek koleksiyonu için çok ilan verdi bana. Bundan sonra ilgileneceğim. Çok büyük eserler var. Artık kim hediye etmişse ona teşekkür etmek lazım. Ömer'in hediyesi. Evet, ben hazırım. Hadi başlayalım. Evet, evet, başlayalım hemen. Şimdi... Elif, hemen konuşmamız lazım. Lütfer. Ne oldu, neyin var? Lütfer, neyin var? Yapacak bir şey yok abi. Adam öldü. Gözümüzün önünde kalp krizi geçirdi. Sakın bana takdir ilahi falan demeyin. Adam eceliyle ölmedi ya. Ömer tamam. Ne tamam amirim. Anlamıyorum, bu adam nasıl bizim bir adam önümüzde oluyor? Hem de emniyetin içinde. Bu ne ilk ne de son. İnsanın olduğu her yerde kalleşlik mevcut. İçtiği suya bir şey koydular.
Ya da yediyle macuna. En son su işte. Al şu bardağı. Al. Çok kutusunda da yediği yemeğin artıkları vardır. Alın Kırım'la yollayın. Tamam mı? Bu herifin itiraf edeceğini sadece buradakiler biliyordu, değil mi? Bu işin daha fazla yayılmamasını isterdim. Ah, çeneler tutulsaydı, gizlilik sağlansaydı halledebilirdik bunu. Dosyalar da erken birleşti. Neyse. Bu herife nasıl ulaştıysak ayara ulaşacak birini daha bulabiliriz. Amirim, suyu ben kendim getirdim. Çay ocağından ellerimle aldım. Adamı ben mi öldürdüm yani? Melo, senden önce birisi hazırlamış olabilir. Amirim, bakın yanlış yapıyorsunuz. Herkesi zan altında bırakıyorsunuz böyle. Burada. Yavaş oğlum. Bak, ben dahil herkes zan altında. Amirim, bakın. Lan. Metin'i bulmam lazım. Metin bize tayyare ulaştıracak kişi. Doktor Metin'in ismini duyduğunu söylemişti. Nasıl doktoru bize getirdiyse tayyarı da getirecek. Devrem, hadi gidelim. Yolda bir çaresine bakarız. Aynen abi. Bastı burası. Bir an önce gidelim yoksa elimden bir kaza çıkacak. Benim kafayı toparlamam lazım kardeşim. Siz gidin. Zaten Elif'in yanına gideceğim. Yani bir şey olursa ara, tamam. Roma'dan döndüğünden beri eve uğramıyorum lan. Annem merakta. Şuna bak. Sağda solda kıyafet değiştirme falan. Rezillik paçandan akıyor. Tamam abi, bu gece geleceğim. Oğlum, sıkma canını lan. Yaklaştır işte. Yakalayacaksın Tayyar'ı. Yakalayacağım abi. Anlaolsun yakalayacağım. De Elif'im. Ömer, müsait misin? Bitti mi sorgu? Bitti. Ne hikmetse sizin doktor kalp krizinden gitti. Tövbe tövbe. Tayyar dünler dengemi bozdu. Hayat bir yerden umudumu alıyor, bir yerden veriyor be Elif'im. Anlayacağın tamamen müsaitim, dinliyorum seni. Hani kahvaltı yaptığımız yer vardı ya, hemen oraya gel. Çok acil. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Ben iyiyim. Ama Nülüfer değil. Lütfen çabuk gel. Tamam, hemen geliyorum. İyi günler amirim. Sağ ol sana da. Söyle bakalım Emmaoğlu. Seni kadar ballı adam görmedim. Yine dört ayarın üstüne düştün. Şanslı değilim Zeki'yim. Sende hiç olmayan bir meziyete sahibim. İleriyi görmek. Bir güzel haber de sen ver bakalım Naci. Yok. Hiçbir yerde bulamadık Metin'i. O
O zaman Nilüfer Denizel'i takip edin. Mutlaka onunla görüşmek isteyecektir. Tamam. Buraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Ne oldu Nilüfer'e? Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Metin'in, yani Fatih'in soyadı Dündar'mış. Nilüfer'e kendisi söylemiş. Dündar mı? Emin misin? Babamla Tahir amcanın bir ortak arkadaşları var. Yalçın amca. Hemen onu aradım. Bana Tahir amcanın Adana'da yaşayan abisinin bir oğlu olduğunu söyledi. Hatta bir kere tesadüfen görmüş. Ya adının Fatih olduğundan tam olarak emin olmadığını söyledi ama söylediği yaşlar Metin'inkiyle tutuyor. Nasıl yani? Metin yani Fatih Tayyar Dündar'ın yeğeni miymiş? Muhbir olduk, katil olduk. Böyle bir şey olabilir mi? Ya biz kendimizi bildikten sonra gerisi safsata. Sıkma sen güzel canını. Sinemaya gidelim mi? Hem biraz kafan dağılır. İstemiyorum. Çay içelim bir yerde. İstemiyorum. Piknik? Pikniğe gidelim. İstemiyorum Arda. Neden istemiyorsun Pelin? Ya ben artık sıkıldım senin bu hallerinden. Delirdin mi? Bana şimdi cevap vereceksin. İstemediğin ben miyim? Benimle vakit geçirmek mi? Arda manyak mısın? Emniyete rezil mi edeceksin bizi? Ya umurumda değil. Ben aşkım için rezil olmaya hazırım. Sen benim soruma cevap ver. Ya şimdi bana sevgili olduğumuzu söylersin. Ya da bu kapı açıldıktan sonra birbirini tanımayan yabancı iki insan gibi yolumuza devam ederiz. Evet bir cevap ver. Korktum başıma geldi işte. Nilüfer'in peşini bırakmaz demiştim. Tekrar kaçırmakla tehdit etmiş. Ömer bu adamı yakalamadığınız sürece bize huzur yok. Yani Nilüfer'le ben hep bu korkuyla mı yaşayacağız? Aslında bir yol var. Ama Nilüfer kabul eder mi bilmiyorum. Senden başka kimsem yok. Benim de senden başka kimsem yok. Sana şimdi söyleyeceklerimi nasıl karşılayacaksın hiç bilmiyorum. Ama Fatih'i yakalamamız lazım hayatım. Hem senin güvenliğin için hem de Tayyar Dündar'ın bir suçlu olduğunu kanıtlamak için. Aksi takdirde sen, ben, Aslı her zaman tehlikede olacağız. Bize yardım edecek misin? Nilüfer, bak istiyorsan bu iş biter. Hem de şimdi biter. Ara Metin'i, onu affettiğini, kaçmak istediğine karar verdiğini söyle. Ben de Oit'i yakalayayım ha.
Ne diyorsun? Yardım etmek ister misin bize? Nilüfer. Nilüf, korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Nilüfer, tamam bak, sakin ol. Ablanla ben de senin yanındayız. Ne olursa olsun üzülmeni istemiyoruz, tamam mı? Kendi için yapman lazım. Çünkü o adam dışarıda elini kolunu salladığı sürece güvende olmayacaksın. İşini bırakmaz biliyorsun. Sana zarar verebilir. Nilüfer, ablan haklı. Bak, karar senin. Yapmak istemiyorsan gerçekten yapma. Sen bizim için daha değerlisin. Ben de olsa başka bir yolunu bulur. O iti yine de yakalarım. Alo. Ben kararımı değiştirdim. Beni gelip hemen alır mısın? Ya. Nasıl oldu da vazgeçtin ablandan? Neden önemli mi? Yani seni seçtim işte. Önemli. Duymak istiyorum. Senden duymak istiyorum. Biz Elif'le kavga ettik. Yani yaptı yine yapacağını. Fatih, mutlu olmadıysan söyle o zaman, yani bu iş hemen bitsin. Atarlanma hemen güzel karım, mutlu olmaz olur muyum? Oldum tabii, çok mutlu oldum. O zaman ben Ortaköy'deyim, buluşalım mı hemen? Nilüfer, şimdi olmaz. Zaten yarın sabah yola çıkacağız. Eğer bu akşamdan kaybolursa ablan da Ömer de peşimize düşerler. Yarın sabah erken saatte Bebek sahile gel. Pasaportunu da unutma, tamam mı? Tamam. Kendine iyi bak canım karıcığım. Bak, bundan sonra bizim için bambaşka bir hayat başlıyor. Sana verdiğim bütün sözleri tutacağım. Nilüfer, seni seviyorum. Ben de seni. Görüşürüz. Ne oldu? Yarın sabah buluşacağız. En doğrusunu yaptın, merak etme. Umarım öyledir. Cevabını ver. Bekliyorum.
Çok bunaldım. Hadi bas lütfen. Bunaldın ha? Bunaldın öyle mi? Bir cevabı bile hak etmiyorum ha? Güzel. Bak bu kapı açıldıktan sonra hayatından çıkacağım dedim. Bunu mu istiyorsun? Emin misin? Bu kadar basit mi yani? Evet, bu kadar basit. Bir insanı ya seviyorsundur ya sevmiyorsundur. Bunun ortası yok. Seç. Bu saatten sonra seninle kankicilik oynayamam ben. Ya asansördeki bütün oksijeni tükettin Arda. Sen de benim aşkımı tükettin Pelin. Her gün kalbimi lime lime ettin. Birkaç dakika havasız kalınca bir şey olmaz. Evet, cevabını bekliyorum. Ben çok kötü oldum. Çok kötü oldum Arda. Pelin. Pelin. Pelin, iyi misin kızım? Pelin. Pelin. Pelin, iyi misin? İyi misin? Adam, ne işin var senin burada? Emme oğlunu görmeye de mi gelmeyeceğiz yani ha Hüseyin? Aşk olsun. Ömer seninle, sen de kardeşim, farkında mısın? Biri bizi birlikte görse yanarız. İşbirliğimiz böyle ahenkle devam ettiği sürece Ömer hiçbir şey öğrenemez. Sakin ol. Şimdi anlat bakalım, havuz problemini nasıl çözdün? Gireğin ölümüyle ilgili kimse senden şüphelendi mi? Tabii ki hayır. Ben işimi sağlam kazığa bağlarım Tayyar. Ya sen soğukkanlı bir katil oldun Hüseyin. Farkındasın değil mi? Neyse, güzel. Güzel, aferin. Aynen devam. Bu Sami de ortalığı hallaç pamuğu gibi atıyor. Bütün katı sorguya çekti herif. Boş bardağı kriminale gönderdiler, rapor bekleniyor. Yani senin Giray'ın eceliyle ölmediğini anlayacaklar. Bardağı yok edemedik, fırsat olmadı. Canın sağ olsun Hüseyin. Kim bilir kim öldürdü, bir çocuk olmaz. Peki Nedim ne oldu? Kızı nerede? Kız hastanede. Anası da yanında, ekipler de kapıda bekliyorlar. Nedim hala sorguda. Ötmüş ama Allah'tan senin Metin'den başkasını tanımadığı için yırttık sayılır. Metin, Metin. Onu bulmamız farz Hüseyin. Ama bu it çok becerikli ve çok zeki. Eğer bulunmak istemezse asla bulunmaz. Benim adamlardan umut yok. Anasının fotoğrafını, neredeyse TC kimlik numarasını verdim ama bulamadılar. Metin'e asla yaklaşamazlar. Ama biri daha var aramızda. Kafasına koyduğunu yapıyor. Ömer. O da çok zeki bir herif. Çok cevval. Hem inat da etti bulacağım diye. Eminim benim adamların yapamadığını yapar, kuyruğundan yakalar Metin'i. Kardeşinin peşine takıl, bir saniye bile yanından ayrılma. Ömer bizi Metin'e götürsün, biz de Metin'i Ömer'den önce şıp diye enseleyelim. Ha? Telefonu yanından ayırma. Seni bir daha arayacaktır. Şüphelenmesin, tamam mı? İyi misin? Değilim aslında. Geçecek. Normal. Kızma kendine. İnsan çoğu zaman kalbine hükmedemez. Yanlış birini de sevebilir. Ben Fatih'e çok inanmıştım. Yani onun kötü biri olduğunu hiç düşünmedim ki. Çünkü aşık oldum. Bu kadar basit. Beni
benim gerçekten içim yanıyor Elif yani. Gerçekten bir uçurumun dibine çakılmış gibi hissediyorum ben kendimi. Ne yapacağımı bilmiyorum abla. Efendim abi. Bu da geçecek tamam mı? Hepsini halledeceğiz. Nasıl, açık hava daha iyi geldi mi? Al bak şunu da iç. Hem tansiyonunu toparlar biraz. Sağ ol. Ya 2 dakika doktora gitseydik. Arda geçer şimdi tamam mı? Nasıl, daha iyi misin? Ya başım zonkluyor. Migrenim tuttu herhalde. Ya endişelenecek bir şey yok. Migren mi? Ya tamam. Ben onun ilacını biliyorum. Annemde de migren olduğu için benim. Arda ne yapıyorsun? Masaj kısmını yemeyeceğim yani. Nasıl, biraz rahatladı mı? 2 dakika susarsam belki. Seni eve bırakayım da dinlen biraz. Ya, eve değil, şubeye gidelim. Çalışmamız lazım. Hadi gel, hadi. Ya kızım bırak. Bugün de ben sensiz halledeyim. Ne sensiz halledemeyecek miyim? Arda. Tamam, tamam. Yerde bayılma inadından yine. Gel. Allah Allah. Bak, şimdi alacağım Çinekob'u. İnşallah. Ama biz işimizi inşallah bırakamayız değil mi Rasim? Evet abi. Tayyar da polis de peşimde. Paçayı ele vermeden Bulgaristan'a geçmem lazım. Bu sefer karım da yanımda olacak. En ufak bir aksilik istemiyorum, anladın mı? Merak etme abi, her şey yolunda. Yengeyle seni bizim et konvoyuyla geçireceğiz sınırdan. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Kimse soğuk et deposunu aramak istemez. Bulgaristan'a kadar dondurma olmayalım da. Zoka'yı yuttu. Gel bakalım. Bak 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 bak, geliyor bak. Bak 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 bak. Metin ararsa, ters bir durum olursa haberin olsun. Merak etme. Konuşuruz herhalde. Hoşça kal. Size bir şey söylemeyelim olur mu? Yani onun derdi kendine yeter zaten. Tamam. Onunla şu hamileliğini de konuşmak lazım ama
Tam anlatacağım, bir şey çıkıyor. Öğreneceğim, affolacak. Ne söyleyeceksin? Şu Fatih meselesi bir çözülsün. Bir sakinleşelim. Sonra herhalde psikoloğunu çağıracağım. Ben tek başına halledebileceğimi sanmıyorum. Haklısın. Eğer istersen ben de yanınızda olayım. Çok isterim. Tamam, teşekkürler. Abi, Giray trup gibiymiş. Düzenli check-up yaptırıyormuş. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ ol. Ne yaptınız, var mı girişim? Senin doktor sapasağlammış. Hastalığı falan yokmuş. Şimdi otopsi raporuyla kriminalden rapor bekliyoruz. Sen ne yaptın? Metin'le ilgili bir gelişme var mı? Buldun mu içinize? Kriminalden rapor bekliyor musunuz? Kendi ellerimle getireyim dedim. Ne çıktı abi? Zahmet etmişim. Suda yüksek miktarda strihnin kreatin varmış. Bu da ani kalp krizini açıklıyor zaten. Aramızda bir hain olduğunu da. Biz o sorguda yoktuk kardeşim. Ayrıca Giray'ın sorgulanacağını da bilmiyorduk. Suyu senin ekibinden biri getirdi, değil mi? Amirim, biraz fazla ileri gitmiyor musunuz? Aman, ne yapıyorsun? Ben o suyu çay ocağından alıp getirdim sadece. Ne yani? Benim adamlarımdan biri mi yaptı diyorsun? Bana bakın. Onların hepsini akademiden tek tek kendi ellerimle toplayıp buraya getirdim. Ayrıca organizedeki Fethi ve Tuncay da benim eski öğrencilerim. Hepsine kefilim. Ben de kendi ekibime kefilim. Ama cinayet büronun sicili bozuk. Daha geçen hafta Ömer komiserin savcılıktan aldığı o izin kağıdı birdenbire ortadan kaybolmadı mı? Bu büroda kime güveneceğime emin olamam. Aslında ben buraya Pelin komiser için geldim. Bir an önce savunma vermesi gerek. Benimle gelecek. Bir dakika, bir dakika. Kardeşim, senin ekibin tertemiz melekle benimki gangster mi? Sen Pelin'in kaç tane ödülü var biliyor musun? İzin vermiyorum, savunma falan vermeyecek. Vermeyecek kardeşim. Çok istiyorsan yazılı olarak başvurursun. Bu ekibini daha da şaibe altında bırakın. Tamam. Tamam. Daha fazla gerginlik olmasın lütfen. Ne gerekiyorsa anlatmaya hazırım. Bir hatam varsa da öğrenmiş olurum. Benim vicdanım rahat. Gittim, tezgahın üstündeki sulardan bir tane alıp geldim. Asla da şüpheli bir durum olduğunu düşünmedim. Abi şöyle yapalım, güvenlik kamerası yok mu orada? İzleyelim, senin de kafan rahatlasın. Yok. Aslında sadece kafeteryaya koymuşlar. Çay ocağını polisler kullandığı için yönetim gerek görmemiş. Onun için de oraya takmamışlar. İşte onu oraya koyan da bunu bilen biri. Polis muhtemelen. Aynen öyle. Tamam. Köstebek kimse bunu bulacağız. Herkesin kafası rahatlayacak, tamam mı? Ama şimdi bunu düşünüp daha fazla vakit kaybetmeyelim. Size daha önemli bir haberim var. Fatih Dündar'ı yakalamaya aramak kaldı. Elif'in kız kardeşinin Nilüfer'in Fatih ile ilişkisini söylemiştim. Nilüfer bize yardım edecek. Herifi yarın tak diye seveceğiz. O zaman operasyon için mutabık kalalım. Tamamdır amirim. Aslında bu operasyonu benim ekip yapsın. Cinayet büroyu ilgilendiren bir şey olursa sizi bilgilendiririz. Lafa bak, sana sorduk sanki. Abi haberleşiriz. Abi biz de onun yerinde olsak böyle düşünürdük.
Bir yanlış yerde arıyorsunuz amirim. Biri abin, ikisi devrem biliyorum. Hani kondurmaman normal. Ama şunu unutma. Bu üçünden biri kirli. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Amirim bu mümkün değil. İnanın mümkün değil. Bence Tayyar'ın içerideki adam Ali ya. Bunu ispatlayamıyorum ama inanın bulacağım. Oh. Ali amiri araştırmadın mı sanıyorsun he? Araştırmadın mı? Adam o gün binada bile yokmuş. O yoksa adamları var. Adamları kim Öner? Adamları kim? Amirim yapmayın. Koskoca cinayet burada sadece bizimkiler yok ki. Bir sürü polis var. Bak Ömer. Kafan zehir gibi çalışıyor. Ama kalbin seni kör ediyor. Sana benden bir abi tavsiyesi. Bakışlarını önce en yakındakilere çevir olur mu? Sonra başkalarına bak. Sözleri tutacağım. Nilüfer seni seviyorum. Küçükken annem papatyanın içinde sevgi vardır derdi. Güneş çıkar çıkmaz gelinciklerle ilk çıkan çiçeklerdir derdi. Öyle kırılgan gibi görünürler ama çok güçlüdürler. Kolay kolay kendilerini bırakmazlar derdi. Canı ne zaman bir şeye sıkılsa, üzülse kokusunu içine çeke çeke papatya çayını içerdi. Öyle şifa bulurdu. Hatırlıyorum. Bize de iyi gelir diye düşündüm. Hiçbir şey içimdeki acıyı, hayal kırıklığımı azaltamaz Elif. Sen şans değilmişsin. Yani yaşadığımız kötü olaylar sana Ömer'i, bana Fatih'i verdi. Ömer seni gerçekten çok seviyor. Ve umarım hiçbir zaman değişmez. Ben Fatih'in de öyle olur sanmıştım ama olmadı. Ben aşk bir poker oynuyormuş, onu anladım. Ve benim kağıtlarım iyi gelmedi. Thank you.